Yarınki külliyedeki toplantıda öne çıkan başlıklar neler olacak? Cüneyt Özdemir, teşekkürler. O kritik toplantının yarın saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi bekleniyor. Kabine toplantısında masada oldukça önemli başlıklar var. İç politika ve dış politikaya dair önemli başlıkların, ayrıntıların ele alınması bekleniyor. Özellikle dış politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Günübirlik bir ziyaretti. O ziyaretin yansımaları ele alınacak. Bir yandan da 6 ayı aşan bir savaş durumu var. Rusya'nın açtığı savaş, özellikle gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Bir yandan da Rusya'dan, özellikle Ukrayna bölgesinden tahıl koridoru anlaşması vardı. İstanbul'da bir merkez oluşturuldu. Bu merkezin çalışmalarının da ayrıntılı bir şekilde kabine toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. İç politikada da ekonomiye dair başlıklar masada olacak. Zira faiz fiyatlarla mücadele noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti. Bakanlıklar harekete geçti. Bu noktada gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Özellikle tarım kredi marketlerinde bir süre önce indirimler uygulandı. %30-35'e varan bir indirim uygulanmıştı. Bu indirimin aslında biraz daha yaygınlaştırması bekleniyor. Özellikle Türkiye'de tarım kredi marketlerinin sayısının da arttırılması noktasında bir çalışma söz konusu. Özellikle Coop Market, yani kooperatif market olarak bayilikler verilecek. 81 ilde yeni bayilikler açılacak. Bu noktada zincir ağının genişletilmesi bekleniyor. Ayrıntılar ele alınıyor olacak. Bir yandan da özellikle fahiş kiralarla mücadele de devam ediyor. Ev sahipleri uçuk rakamlar istiyor kiracılardan. Bu noktada kiracı ve ev sahipleri arasında bitmek bilmeyen bir sorun var. Fahiş kiralar nedeniyle birçok kişi de aslında ev bulamaz hale geldi. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da talimatı vermişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut İşbirliği'nde 81 ilde konut projesi hayata geçecek. Eylül ayında geçecek. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da 13 Eylül tarihinde bu kritik açıklamayı yapacak. 81 ilde ilk etapta 150 bin konut üretilecek ama o sayının da ileriki günlerde 150 binden 500 bine de çıkarılması bekleniyor. Özellikle dar gelirli vatandaşları sevindirecek bir haber olacak. Gençler de yararlanacak bu noktada. Emekliler, gençler, şehit ve gazi yakınları da bu noktada bu evlerden yararlanabilecekler. Uygun fiyatlara, özellikle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. 81 ilde geliştirilecek projeyle bu projeye dair ayrıntılarında ele alınmasını bekliyor olacağız toplantı içerisinde. Bir yandan da terörle mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. İç ve dış, özellikle hem yurt içinde hem de sınır ötesinde operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Sınır içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda gelinen son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Bir yandan da özellikle Suriye'nin kuzeyinde Tel Rifat bölgesine yeni bir operasyon düzenlenecek. Bu operasyon harekata dair gelinen son durumun, çalışmalarda gelinen son durumun da değerlendirilmesini bekliyoruz. Ekonomi, terör gibi başlıklar, kritik başlıklar masada, iç politikaya dair de önemli kararlar alınması bekleniyor. Saatler 15'i gösterdiğinde bu toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları kamuoyuyla paylaşmış olacak, Cüneyt Özdemir.